gelsin, dözün gelsin bari. Arkadaşlar kayıp olan... Gelsin. Gülşen Hanım bir saniye. Kayıp olan kişinin adı ne eşinin senin? Tahir. Tahir Bey. Tahir Bey'in fotoğrafını ekrana verebilir miyiz? Bu bey mi? Plazmaya verebiliyor muyuz Mustafa Bey görüntüyü? Benim gözler uzağa görmüyor. Maşallah yani gece karşıma çıksa. Gülşen bu mu eşin? Evet. He? Olmaz o evet. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Aşık oldun mu sen bu adama? Hayır. He? Hayır 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 Yalçın abi hayır. Aşık olmadığın bir adama 18 yıldır karılık yapıyorsun. Altında çocuk yaptın. Öyle mi? Şimdi siz hiç araştırdınız mı? Yani şu noktadan sonra sorduklarıma cevap verir misiniz? Ne olur biliyorum çok dolusunuz ama bu adamı bulmamız gerekiyor bizim de. Hiç araştırdınız mı? Evet, eşleri, dostları, akrabaları gittiniz baktınız. Baktık Yalçın abi baktık. Kardeşi var. Kardeşiyle araştırdık. Yok yok hiç aramadığımız kalmadı. Dur bakayım bir dakika. Öldü bir saniye, mü bir kaldı saniye, mı bilmiyorum. Bir saniye, saniye. Dur bakayım şu mikrofonu bir uzat bakayım şu tarafa doğru. Orada bir tanesi koptu. Ver bakayım şu mikrofonu oraya. Arkadaşım mikrofonu ver mikrofonu. Bak o mikrofonu elinde tuttuğun şey. Ver bakayım oraya. Sen bir sen al bakayım mikrofonu bir. Abi mikrofonu. Zaten çıktın gülerken bir yaklaşın mikrofona konuşuyor. Yaklaştır bakayım. Yaklaştır kız şöyle. Ama gerçekten yani. Hayır sen niye bu kadar güldün? Neye güldün? Yani kadın orada ağlıyor. Aynen de karşıma çıktı o adam korkar mı yani? Ha, adamı görünce dedin. Evet. Senin kocan daha mı yakışıklı ondan? He? Mikrofona konuş. Yok yok. 15 senedir eşim yok ama zorla eşim oldu, güzeldi. Zorla olmaz olaydı. Zorla oldu zorla. Ama 6 tane çocuk yapmış. Madem anlaşamıyormuş bu kadar çocuğun neden yapmış? Sizde kaç çocuk var? 7 dermiş. Benim 4 tane. 2 oğlan 2 kız ama bilmedim. Ben az kalmış. Biraz daha çabala 6 tane sen de yaparsın yani. Allah'ım ya. Bak Gülşen Hanım. Kimsenin ben tipiyle dalga geçmem. Allah böyle yaratmış. Diyecek bir şey yok. Ama adamcağızın biraz saçlar falan şey yani dağınık. Bir de öyle bir resim çektirmiş ki şey. Veskalık fotoğraf yani değil mi? Bush'u gören Ladin gibi çıkmış böyle. Ha? Şimdi ablacığım. Gülşen abla. Ben biraz senin stresin dağılsın, heyecanın gitsin diye azıcık böyle konuyu uzatıyorum. Çok sen dolmuşsun. Doldum ölüyorum Yalçın abi çıktı gırtlağından şimdi... bilmiyorum ne yapacağımı Gülşen bilmiyorum abla, öldüm Allah'ım öldüm. Sen Gülşen kurtar ya Rabbim beni sen kurtar Allah'ım. Gülşen Hanım bir bana cevap verir misin? Mustafa Bey'den rica edeceğim. Tamam sol tarafta şu fotoğrafta sarı siyah tişörtü olan kişi kayıp sevgili izleyenler. En son evde çocuklarıyla ve eşiyle tanıştıktan sonra 10 gün önce evden ayrılıyor. O günden bu yana haber yok kendisinden. Akrabaları biz de bilmiyoruz diyorlar. Yaşadığından endişe ediyoruz diyorlar. Öldüğünden endişe ediyoruz diyorlar. Eğer bu fotoğraf ne zaman çekildi Gülşen Hanım? 15 gün oluyor. Şimdi. 15 gün önce evet. Çekildi. Yeni yani. Evet kimliği kaybol. Ya bu fotoğrafı ne amaçla çektirmiş bu adam? Bilmiyorum ki. Kimlik için miydi? Bir yere iş başvurusu için mi çektirmiş idi? Yeni çektirmiş. Oğlum bu fotoğrafla iş başvurusu yapsa işe giremez bu adam ya. Yani bir de şey hani normal veskalık fotoğraf da değil bu. Siz mi çektiniz bu resmi? Evde mi çekildi bu fotoğraf? Hayır, hayır Yalçın abi. Evde şey yok. Kamera, telefon falan hiç. Bu hani basınca hemen çıkartan fotoğraflar vardır ya makinalar. Şimdi marka vermek için söyleyemiyorum ben vermemek için. Yok yok. O fotoğraflardan bu fotoğraf. O yüzden yani veskalık fotoğraf değil bu. Başka bir şey için çekilmiş fotoğraf. Bilmiyorum. Bu resimdeki kişiyi gören varsa, benzeten varsa lütfen bizi arasınlar. Gidin de çocuklar okulundan olacağım. Tahir, bir dakika kız. Efendim Tahir. Yalçın Bey. Abi çok merak ettiğim bir şey soracağım ben sana. Şimdi buyurun. Bak, sen beni daha önce izledin mi hiç benim programları? Evet izliyorum. Peki güzel. Şu ekrandaki fotoğrafın, sen bizi seyrediyor musun şu anda? Şu an seyretmiyorum, evet. Peki nereden haberin oldu bizim senin yayına, senin konunu işlediğimizden? Akraba... Az önce izliyordum. Şu an izleyemiyorum yalnız. Peki, yani dışarı bir yere mi çıktın? Evet dışarıdayım. Tamam. Şu ekrandaki fotoğrafı ne amaçla çektirdin sen? Valla bir yeşil kart mı falan ne bilmiyorum. Bir şeylere lazım oldu ama hatırlamıyorum. Bu çok fotoğrafı mu merak ettiniz? Merak ettim. Ya bilmiyorum. O beni ilgilendiren bir şey. Yani sizi merak etmenize gerek yok. Peki ben
sorabilir miyim size? Biz diye konuşuyorsunuz ama bir tane kadını, biri özürlü, 6 çocuğu evet. bırakıp çekip gidiyorsunuz. Az önce bağlanan bütün akrabalarınız bu kadına yapmadığı hakareti bırakmadı. Ya siz ya bakın. Size avukat olmalıydınız ya. Ne olmalıydım? Avukat olmalıydınız. Evet ben siz. Senin karının avukatıyım. Tamam. Anlamadım. Ben senin eşinin karının avukatıyım. Gülşen'in avukatısın. Evet. Allah Allah ben daha yeni şahit oluyorum. Evet onun avukatıyım ben. Yetkiyi kim verdi size? Yetkiyi eşiniz verdi bana. Çünkü aç aç. Ben eşiyim onun ama. Aç çocukları da aç o da aç. Yalçın abiye verdim. Şimdi bir dakika. Tahir sen İstanbul'da mısın gerçekten? Evet İstanbul'dayım. Peki şimdi ben bir kısa bir ara vereceğim. Telefonunu Allah'ını seversen kapatma. Bu kısa arada evet. ben seninle bir konuşmak istiyorum. Tamam abi. Tamam mı? Bir de ben senden bir şey rica edeceğim. Bir daha senin karın namusundur. Senin karın her şeyindir. Evet. Akrabaların dahi olsa karına hakaret etmelerine izin verme. Evet. Ben bu arada senden konuşacağım. Kısa bir ara vereyim sevgili izleyicilerim.